Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel bebek beresini çalışacağız. Gördüğünüz gibi çok cici. Ben sizin için iki tane ördüm. İkisi de ayrı ayrı çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bebişlerinizi de örüp güzel güzel giydirirsiniz. Ben bunları bebek ipiyle yaptım. Farklı markalarla yaptığım için birbirinden farklı oldu. Aslında ilmek sayıları aynı. Ama farklı bebek ipleri, farklı markalar kullandığım için gördüğünüz gibi maalesef farklı oluyor. O yüzden örerken bebeğimizin başına göre örmemiz için sürekli örerken ölçü almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Yumuşacık. Ben bunları 3,5 numaralı tığımla ördüm. Yumuşacık olsunlar diye. Çünkü küçük bir tığ ile örersek daha sık ve sert olur. Hani böyle yumuşacık, yumuşmuş olmazlar. O yüzden genelde bebek kıyafetlerini büyük tığ ile örmeye çalışıyorum ki böyle yumuşacık olsunlar diye. İsterseniz hemen başlayalım. Gerçekten çok kolay bir model. Sizin de zevkle yapabileceğiniz güzel bir model. Yine ben bebek ipiyle başlayacağım. Yine karışık bir renkli iple başlayacağım. Öncelikle sihirli halka ile başlamak istiyorum. Sihirli halkamızı şu şekilde şöyle ipimizi şöyle halka haline getiriyoruz. İçinden tığımı geçiriyorum ve buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve içine 11 tane ikili trabzan yapıyorum sihirli halkamın. Şu ipi kaçırmayalım. 3, 4, 5, 6, biraz sihirli halkamızı sıkalım, şöyle, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane İkili trabzanımı yaptım ve burada çektiğim 3 zincirin en başına batırıp başın dolamada şu şekilde kapattım. Burada sihirli halkamın ipi kalıyor ve sihirli halkamın ipini çekerek ortasını şu şekilde sıkılaştırıyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum ve hemen gördüğünüz gibi yanındaki trabzanın başına batırıp her deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanın başına batırıp aynı yere ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Her deliğe 2 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi her trabzanın başına ikişer ikişer batıp devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen şu önümdeki trabzanın başına da batırıp kapattım. Ve şurada ilk çektiğimiz 3 zincirin 1, 2, 3, 3.sine en baştakine batırıp bu şekilde, pardon, başını dolamadan batıyoruz. Başını dolamışım. Şu şekilde 2. sıramızı bitirmiş olacağız. 3. sırada 3 zincir. Tekrar hemen önümdeki trabzanın başına batırıp ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine batırıp aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tek,
İkinciye çift batıyorum. Bir tek, bir çift olacak bu sırada. Hemen yanındakine tek battım. Hemen onun yanındakine aynı yere çift batıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tek, ikincisine çift batıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim. Sıramın sonuna geldim. Ve hemen şuraya batırıp son trabzanın önüne de batırdım. Ve yine şöyle üçüncü zincirimin üçüncüsüne batırıp başını dolamadan kapattım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. sıramızı da yaptık. 4. sıramız için 3 zincirimi çektim. Başını doladım. Ve 1, ilk trabzanın başına bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci trabzana da ikinciyi yaptım. Üçüncüye çift basacağız. Bir, aynı yere tekrar bir tane daha. Başını doluyorum. Hemen önündeki trabzana bir ikili trabzan. Hemen onun önündekine tekrar bir trabzan daha. Üçüncü trabzanın başına iki tane. 3 tek, 1 çift olacak. Pardon, 2 tek, 1 çift olacak. 1, 2, 3. trabzanla 2 tane batıyorum. Bu şekilde. 2 tek, 1 çift. 1 tek, hemen yanındakine batırıyorum. Yine bir tek. Hemen onun yanındakine üçüncüye battım. Üçüncüye aynı yere iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Ve hemen önümdeki şu trabzanın başına da batırıyorum. Ve hemen üçüncüye batırıp başını dolamadan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Burada kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra yapmışız. Bir sıra daha yapacağız. 1, 2, 3. Arkadaşlar 2 tek, 1 çift yapmıştık. Şimdi 3 tek, 1 çift yapacağız. 1, 2, 3, 4.'ye çift batıyorum. 4. trabzanın başına gördüğünüz gibi 2 tane battım. 1, hemen yanındakine batıyorum. 3, onun yanındakine battım. 4.'ye çift batıyorum. Aynı yere batırıyorum tekrar. Bir, iki, üç. Hemen 4.'ye geldik. 4.'ye aynı yere tekrar batırıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramın da sonuna geldim. 1, 2, 3, 3.'ünün başına batırıp kapatıyorum. Arkadaşlar benim için bu kadar yeterli. Gördüğünüz bu bereyle aynı ölçülerde yapıyorum şu anda. Dediğim gibi bu 3-6 ay arası bebişlere tam uyacak bir şekilde. Ama siz daha büyük kız çocuklarına yapmak isterseniz, hani 1 yaş, 2 yaş. Bu yaptığımız, mesela en son yaptığımız 3 tek 1 çiftti. Siz
Bir sıra daha yapabilirsiniz. Onu nasıl yapabilirsiniz? 3 tek bir çift yapmıştık. Bunun üzerine 4 tek bir çift yaparak, 5 tek bir çift yaparak bu halkayı, bu daireyi büyütebilirsiniz. Daha büyük olur ondan sonra. Şimdi modelimize geçeceğiz biz. 5 sıramızı yaptık. Modelimize geçeceğiz. Siz daha büyük yapmak isterseniz, biz 5 sıra yaptık. Siz 6 sıra yaparsanız 2 yaşındaki bir çocuğa uyar. 7 sıra yaparsanız daha büyük bir çocuğa. O şekilde birinizi büyütebilirsiniz. Umarım bu da açıklayıcı olmuştur. Şimdi modelimize geçeceğiz. 1, 2, 3. Zincir çektik. Bir saniye, önce bir modelime bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, modelime baktım. Burada zincir çekmiyoruz. Başını doluyorum. 1, 2, 3. Başını doladım ve 3. trabzanın başına batırıp 1, 2. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Yine aynı yere batıracağım. Ve ben buraya 6 tane ikili trabzan yapacağım aynı yere. Şu şekilde. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. Başını doluyorum. Pardon. Yine şaşırdım herhalde. Evet. 6 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3. trabzanın başına batırıp, başını dolamadan batırdım. Kapattım. Tekrar başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın başına batırdım. Ve buraya da 6 tane ikili trabzan yapacağım. Modelimiz bu şekilde oluşacak. 2, 3, 4, aynı yere yapıyorum ikili trabzanlarımı. 5, 6 ve başını dolamadan 1, 2, 3, 3. deliğime batırıp kapatıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. deliğe batırdım. Ve 6 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Başını dolamıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanın başına batırıp şu şekilde kapattım. Tekrar bu sefer başını alıyorum. 1, 2, 3. trabzanın başına batırıp bu şekilde 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane yeterli oluyor. Ben 7 tane de denedim. Pek hoş durmadı. Kaba durdu. Ama siz isterseniz 7 tane de çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada boşunu dolamıyoruz. 1, 2, 3. trabzanın başına batırıp başını dolamadan kapattım. Başını doladım. 1, 2, 3. trabzanın başına battım. 1, 2, biraz ilmekleri çekerek yaparsak, çok sık yapmayalım. Çünkü bu bebek beresi, yumuşak yumuşak olsun. Büyük tığ kullanalım. 3,5-4 numara tam gelir diye düşünüyorum. Tığınızın kalınlığına, inceliğine göre berenin boyutu da değişecektir. Bunu da unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3. trabzanın başına batırıp kapattım. İlk sıramızın modeli bu şekilde. Sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar devam ettim. Bu şekilde
Şöyle yakından göstereyim. Arada yine 3 zincir kalıyor. Ve ben en son yaptığım, pardon, ilk yaptığım şurada modelin dibine batırıyorum. Başını dolamadan batırdım. Ve şu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar, burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen dibine batırıp burada yine 6 tane dibine batırarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen modelin dibindeki şurada 6'a battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha önce bir balık kızı modeli yapmıştık. Bebek battaniyesi. Model onun aynısı. Bu sefer de berede devirdik bu modeli. Hemen şurada yelpaze diyelim. Yelpazenin tam ortasına gelecek şekilde battım. Başını doladım. Hemen şöyle iki tane yelpazenin arasındaki şu boşluğa batırıp 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Başını dolamadan hemen şu yelpazenin ortasına, yani soracak olursanız 1, 2, 3, 4'üncüye batırdım. 3'üncüye de batırabilirsiniz. 4'üncüye batırdım. Ve şu şekilde kapattım. Başını doladım. Hemen iki yelpazenin ortası şuraya batıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve hemen yelpazenin ortasına batırdım. Kapattım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir tane daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başını dolamadan yelpazenin ortasına battım. Şu şekilde de kapatabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi de kapatabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son sırama geldim. Hemen yelpazemi yaptım. Hemen şu önümdeki yelpazenin ortasına battım. Ve kapattım. Burada gördüğünüz gibi şurada bir açıklık kalıyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Hemen 1, 2, 3, 3'üncüye batırıyorum. Başını aldım ve buraya şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle modelin ikinci sırasını bitirdik. Bir yukarı geçiyoruz şimdi. Orada da hemen 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Ve hemen yelpazenin ortasına batırıp kapatıyorum. Başını doladım. Gördüğünüz gibi şu iki yelpazenin ortası hemen şuraya batırıyorum. Batırdım. Ve 6 tane 2 3 4 5 6 az öncekinin aynısı. Hemen yelpazenin ortasına batırdım ve kapattım. Bu şekilde yine sıra sonuna gelene kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bu sırayı da bitirdim. Şu şekilde. Hemen buradan 1, 2, 3.'ye batırıyorum. İlk çektiğim 3 zincirin 3.'sine batırıp başını dolamadan kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen dibine batırıp 6 tane 6 tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örülmüş. Şu şekilde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Şu yanındakini sayarsak 5, şunu sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra örüyoruz. Bu şekilde oluyor. Siz bebeğinizin başına göre ayarlarsanız ölçüp ona göre daha da uzun, daha da kısa yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen oluşmaya başladı. 1, 2. sırasını ördük. Arkadaşlar ben 4 sıra daha örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu sıramda da 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. Siz tabi bebişinizin baş çevresine göre daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Şu şekilde de bağladım. 2 tane zincirimi çekip ipimi keseceğim artık. Evet, ipimizi saklayalım. Şöyle ben üstün körü saklıyorum. Zaten çok zamanımız kalmadı. Siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız ki çözülmesin. Şu şekilde ipimi de sakladım. Hemen şu ilk yaptığımız sihirli halkamızın ipi, o da çözülmesin diye onu da bir düğümleyeceğim. Şu şekilde. Bir kere daha düğümlemek istiyorum. Çünkü o sihirli halkamız çözülebiliyor. Onu da gizleyeceğiz. Yine ben üstün körü gizleyip şöyle ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle yan yana koyalım. Birimiz hazır. Ben çiçek yapımını şu anda gösteremeyeceğim. Zaten şu çiçeklerin yapımını daha önce başka bir videomda göstermiştim. Hemen videonun altına onun linkini atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Veya daha başka çiçekler yapmıştım. Onlardan da yapıp beremize kullanabilirsiniz. Ben böyle bir çiçek şimdi uydurmasyon yaptım. Uydurdum. Şöyle hemen buna dikelim. Bunun videosu yok ama daha sonra bunun videosunu da atmayı düşünüyorum. En kısa zamanda bu çiçeğin videosunu da yapraklı bir şekilde atacağım. Şimdilik ben nasıl dikileceğini göstereyim. Çünkü sürem çok kısa. O yüzden çiçek şu anda gösteremiyorum size. Şu şekilde hemen çiçeğimi dikiyorum. Çok şirin oldu. Dediğim gibi, istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Berenizi ortadaki şuradaki sıraları çoğaltarak. Gerçekten çok hoş, çok şık bir model. Hazır alınmış gibi sanki. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle yine ben üstün körü dikiyorum.
siz yine güzel bir şekilde sağlamlaştırırsınız. Ben şöyle üstün körü diktim. Bu çiçeği de yapraklı bir şekilde en kısa zamanda videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Evet, şöyle ipimi sabitleyeyim. Ben bu bereleri 1,5 saatte falan örüyorum. Şöyle ipimi kestim. 1,5 saat, 2 saat gibi, hani yavaş, eğer eliniz ağırsa, çok yavaş örüyorsanız 2 saatte bile örebileceğiniz bir bere. Şu anda pamuk yanımda, kedim. O beni şaşırtıyor ne dediğim, kusura bakmayın. Çok şık bir bere oldu. Eğer yapıp satmak isterseniz gerçekten çok şık olduğu için satabilirsiniz. Dediğim gibi 2 saatte bir bere örülüyor. Bir yumaktan 2 tane çıktı. 2 tane çıktı yumaktan. Pamuk sakin durmuyor maalesef. Bugün onu içeriye aldım. Evet arkadaşlar, şöyle şunu da göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğen butonunun yanında hemen bir zil var, ona da basarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.